Sevgili izleyicilerimiz, Bir Kültür Dünyamız programıyla tekrar birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta konuğumuz eğitim camiasının başında müdür bulunan bir müdürümüz Mukadder Gürsoy. Kendisi İstanbul'da okul müdürlükleri, şube müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı görevinden sonra Konya'ya il milli eğitim müdürü olarak atandı. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Hem de işte eğitim öğretimin yılının başlaması münasebetiyle Konya'daki eğitim ve öğretimi konuşmak için kendisini davet ettik. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederiz. Hem Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyoruz, hem hoş geldin diyoruz, hem de hemen arkasından Konya'yı nasıl buldunuz diye soruyoruz. Evet. Tabii Konya'ya göreve başlayalı 9. ayı çalışıyoruz bugün itibarıyla. Konya ulaşım bakımından oldukça rahat, eğitim kalitesi bakımından kendi büyük şehirler düzlemi içerisinde belli bir noktaya gelmiş. Ancak bu çıtanın daha yükseltilmesi gereken bir şehir, kendine özgü yapısı olan, manevi iklimi farklı olan Anadolu'nun tam ortasında yüz ölçümü bakımından iller arasında en Evet. büyük illerimizden bir tanesi. Sadece problem olarak belki söyleyebileceğimiz bazı ilçelerimizin gidiş geliş açısından ve yönetim anlamında uzak olması idari erk bakımından bir takım sıkıntıları birlikte barındıran kendine özgü yapısıyla hoş bir şehrimiz diyebilirim. Tabii biraz önce işte hoş geldiniz, Konya'yı nasıl buldunuz sorusuna kendi açınızdan baktınız, hemen eğitime getirdiniz meseleyi. Evet. Tabii ki eğitimi konuşmak için buraya geldik. Yarın okullar başlıyor. Evet. Pazartesi Allah nasip ederse eğitim öğretime başlayacağız. Konya, öğretmenler, milli eğitim, Konya eğitime nasıl hazırlandı? Şu anda ne durumdayız? Evet. Tabii 2012-2013 eğitim öğretim yılı aslında kapanırken biz 16 Eylül'de okulların açılacağını bilerek daha hemen okullar tatil olur olmaz ilçe milli eğitim müdürlüklerimize, okul müdürlüklerimize iki sayfayı aşkın yaz tatilinde yapılacak iş ve işlemler ibaresiyle bir yazı gönderdik. Dolayısıyla bu şu anlama geliyordu. Eğitim öğretim yapılan kurumlarımızda ister istemez bir takım deformasyonlar oluşuyor, yıpranmalar oluşuyor. Fakat yeni eğitim öğretim yılına geçtiğimizde öğrencimiz temiz bir okul, temiz bir sınıf, hazırlanmış, planlanmış bir müfredat, yeniden kendilerine sıfır bakanlıkça hazırlanmış bir kitap, öğretmenlerin tam kadroyla hazır olmasını hayal ediyor. Böyle bir dünya ile okula geliyor. Biz de kendi öğrenciliğimizden de hatıralarımızda kalan, hoş olmayan ama daha hoş olmasını beklediğimiz alıntılardan da bir hayat tecrübesi edinerek ben yarın okula gitmek istediğimde nasıl bir okul bulmak istiyorum fikrini işleyerek böyle bir hazırlık safahatını tamamladık. Bu işlemlerin sonuna geldik. Bu çerçevede yaz tatillerinde okullarımızın temizliği, boyası, badanası, sıraların temizliği, bahçe düzenlemelerine varıncaya kadar bir dizi etkinliği gerçekleştirdik. Büyük ölçüde gerçekleştirdik. Hala devam eden okullarımız da var ama yarın itibarıyla inşallah bunların tamamı bitmiş olacak ve öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirmiş durumdayız şu anda. Zaten birinci sınıf öğrencilerimiz eğitim öğretime başladılar. Onlar bir oryantasyon sürecini devam ettiriyorlar. Okula alışma sürecini tamamlıyorlar. Ve bu hafta itibariyle bitirmiş olacaklar. Yarın da kendilerinden önceki abileriyle, ablalarıyla birlikte okulun tüm okulda olması gereken birimleriyle birlikte eğitim öğretime hazır olmuş olacağız. Aslında şu anda bizi izleyenlerin birçoğu konuyla ilgili alakalı Türkiye'de en geniş camia milli eğitim. Hemen hemen her evde ilgili Evet. olan insanlar var. Anne babalar da bu açıdan bizim söyleyeceklerimizi sizden duyacaklarını merakla bekliyorlar işin aslı. İşte bazı illerde öğretmen sıkıntılarından bahsediliyor, basına da yansıyor. Konya'da durum nedir hocam? Şimdi Konya'ya genel olarak baktığımızda özür grubu, il içi tayinler, il dışı tayinlerde giden öğretmenlerimiz kadar Konya'ya bu atamalardan Evet. öğretmen geldi. Ancak branş dağılımı itibariyle baktığımızda
Zaten Konya merkezde Karatay, Selçuklu, Meram tabiriyle kullandığımız bu üç ilçemizde öğretmen fazlalığımız var, eksiğimiz yok. Ancak nerede bizim sıkıntılarımız var? Ulaşımı zor olan ilçelerimiz var. Sosyal donatı alanlarında sıkıntılarımız olan ilçelerimiz var. Kadrolu öğretmen bakımından eksikliklerimizin olduğu çok küçük ilçelerimiz var. Bunları isim isim telaffuz etmek istemiyorum ama buralarda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi geçen hafta biz ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte bir toplantı yaptık. Burada boş geçebilecek olan derslerin çalışmalarını, hazırlıklarını ilçe müdürlerimiz yaptı. Her yıl olduğu gibi boş kalan yerlerde mutlaka ücretli öğretmen ifadesiyle tabir ettiğimiz tedbirlerimizi aldık ve yarın itibarıyla inşallah bütün sınıflarımız eğitim öğretime hazır olacak ve önemli bir eksiğimizin olmadığını ilçelerden aldığım geri dönütler çerçevesinde bir eksiğimizin kalmadığını görüyorum. İnşallah bu yıl geçen yıldan daha hazırlıklı olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii yani bu konuşmalar muhabbet, sohbet ortamında devam etmesini istediğim için ara sıra geriye doğru dönüşleriniz olacak. Tabii. Mesela işte siz okulları ziyaret ediyorsunuz, pırıl pırıl okullar görüyorsunuz, şehir merkezinden bahsediyorum, ilçelerde de öyle. Evet. Bir de kendinizin çocukluğuna dönseniz, acaba sizin çocukluğunuzdaki okullardaki imkanlarla şu anda bizim içinde bulunduğumuz imkanlar arasında Ya, ne diyebilirsiniz? evet. Bir geriye Tabii. doğru dönelim şöyle. Onu bir nostalji yapmak gerekirse aslında benim okuduğum okulun örneği bugün var mı doğrusu bilemiyorum. Mesela ben bir köy okulunda birleştirilmiş bir sınıfta okudum. Sadece birinci sınıfı ayrı okudum. Özellikle kış günlerinde sabahleyin okula giderken bir elimizde çanta, diğer bir elimizde de günlük yakacağımız bir odunumuz olurdu. Onunla birlikte okula gider, sabahleyin nöbetçi olduğumuz günler önce biz giderdik. Efendim sobamızı yakardık, sınıfımızı süpürürdük. Diğer öğrencilerden önce gelirdi nöbetçi öğrenciler. Ve bu şekilde eğitim öğretim hazırlığını öğrenciler yapardı. Şimdi kitap zaten doğru düzgün kitabımız yok. Öğretmenimiz tahtaya yazar bilgileri saman kağıdından defterler kullanırdık. Çünkü Evet. bugünkü imkanlar yoktu hakikaten. Dolayısıyla bir kurşun kalemimiz, bir silgimiz ve bir defterimiz varsa öğretmenimizin bize ulaştırabildiği birkaç bilgi notu olurdu. Bu şekilde bir eğitim öğretimle hayata başladık. Ya bu söylediklerim bir asır öncesinden filan bahsetmiyorum. Evet Yani yani birkaç 1970'li 75'li yılları ben anlatıyorum. Dolayısıyla oradan bugüne geldiğimizde tabii ki imkanlar çok çok değişti. Öğrencilerimizin kitapları okula gittikleri ilk gün hazır oluyor. Sınıfları temizlenmiş oluyor. Hatta biz şunu bile yapıyoruz. Yani ilkokullardaki okulların boya renkleri özellikle ilkokul çocuklarının ruh dünyasına hitap etsin diye böyle bir ayrıma da gitmeye başladık ki çocuklar okula severek gitsinler. Orayı kendilerine ait hissetsinler ve benim okulum diyebilsinler buraya. Kısacası böyle bir hazırlığı tamamlayarak çalışıyoruz. Her geçen gün bir adım daha ileriye gidiyor. İnşallah bu yıl geçen yıldan daha iyi olacak. Bir sonraki yıl bu yıldan daha iyi olacak. Bu anlamda okullarımız fiziki donanım olarak geçmişle mukayese edilmeyecek kadar aslında güzelleşti. şimdi bizi izleyen velilerimizden bizim yaşımızda olanlar diyecek ki bak oğlum kızım gördün mü? Evet. Müdürümüz hangi şartlarda gelmiş? Ona göre ha bütün imkanlar elinizde var derken bu nostaljik geri dönüşten günümüze bir dönelim. Fatih Evet. projesi. Evet. Şimdi birbirine ne kadar uzakta? Bir Evet. saman kağıt, bir kalem, bir silgiyle başlanılan dönemlerden Fatih projesi dediğimiz çok kapsamlı bir Evet. uygulamaya geldik. Fatih projesindeki durum nedir hocam? Tabii Fatih projesi geçtiğimiz yıl ihalesi yapıldı, planlaması yapıldı, okullarımızda çalışması başladı. İnşallah 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanacak bir proje. Geçen yıl Anadolu liselerimizle ilgili çalışmalar yapıldı. Buralara etkileşimli tahta dediğimiz tahtalar takıldı. Döküman kameraları konuldu, yazıcıları konuldu ve pilot olarak Konya'da 3 okulumuza tabletler dağıtıldı.
Bu süreç devam ediyor. Bu birinci fazda yapılan bir çalışmaydı. Buna paralel olarak Eylül ayı sonuna kadar İmam Hatip okullarımızın etkileşimli tahtaları yaz tatilinde takıldı. Diğer malzemeleri verildi ve süreç devam ediyor. Bundan sonra ikinci fazda meslek liseleri dediğimiz liselerde çalışmalar yapılacak. Bunların ihale aşaması aşağı yukarı bitirildi ve bu yıl eğitim öğretim devam ettiği süre içerisinde meslek liselerimize girilmiş olacak. En son olarak da ortaokullarda, İmam Hatip ortaokulları, normal ortaokullarda bu çalışmalar tamamlanacak. Burada sadece ilkokul diye zaten okullar şimdi ilkokul, ortaokul şeklinde kademelendirildiği için sadece tablet kısmı ilkokullar kısmında olmayacak. Ama onun dışındaki tüm veriler elektronik ortamda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bu paralelde çalışmalar devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde devam ediyor. Sadece Konya'da değil. Çok güzel bir çalışma. Bu öğretmenimizin de etkinliğini, verimliliğini son derece artıran bir çalışma. Neden derseniz, işte biraz önce nostalji yaparken bilgiye erişim son derece zordu geçmişte. Ama bugün interneti, tüm bilgi havuzunu öğretmenin adeta önüne, öğrencinin önüne bakanlığımız sunuyor. Ve öğrenci bu dokunmatik tahtalarda dokunduğunda istediği bilgiyi öğrencilere sunum olarak arz edebiliyor. Mukayesesini getiriyor, laboratuvar ortamını tahtaya taşıyoruz, deneyini yapılmış halde orada gösterebiliyor, süreçlerini gösterebiliyor. Yani bir problemle ilgili önceden işte tahtada bir konuda 3 problem çözebiliyorsak, 3 problem çözünceye kadar 10 tane problemi belki çözme şansına sahip olabiliyoruz. Hem zamandan tasarruf ediyoruz, hem çok fazla örnek yapabiliyoruz, hem de çok farklı bilgilere çok kısa sürede ulaşma imkanı sağlıyor. Zaten günümüzün çocuğu dijital bir dünya ile hayata başlıyor. Bilgisayar ortamında görsel zekaya daha fazla sahip çocuklarımız. O anlamda artık çağın gereği olarak Fatih Projesi'nin oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada tek eksiğimizin öğretmen eğitimlerinin daha hızlandırılması ve bir takım bizler gibi belki bizden daha yaşlı olan öğretmenlerimizin teknoloji anlamında biraz yavaşlığı söz konusu. Bunların da hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor. Bu öğretmenlerimizi ne kadar teknolojiyle yakınlık kurdurabilirsek, onlarla arkadaş yapabilirsek o derecede başarılı olacağını ben düşünüyorum. Ancak yeni gelen öğretmenlerimiz zaten bu sisteme yabancı değiller. Üniversitede de aşağı yukarı bu eğitimi aldılar, lisede de aldılar. Dolayısıyla onların çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Tabii bu Fatih Projesi ile ilgili söylenecek çok söz var. Yani ülkenin geleceğini inşa ederken mutlaka teknolojiden istifade edilmesi ve iyi kullanılması gerekiyor. Evet. Ama aynı zamanda tabii bu bir iyi niyetlerin ki temenni sadece, belki de dua. İnşallah bu teknolojiyle birlikte yine bizim çocuklarımız, bizim öğretmenlerimiz, bizim insanımız kitap okumayı da ihmal etmez. Yine sayfalarla çevirerek kitap okuma da mutlaka önemli. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki normal kitabın farklı bir dünyası var. Kitabın kokusu bile bir farklı. Evet. Ama çocuklar biraz önce söylediğim gibi tamamen dijital bir dünya içerisinde yaşıyorlar. Telefonlar öyle, televizyonlar öyle, efendim okuldaki eğitim bu şekilde olduktan sonra artık biz de bütün müfredatı, zaten birçok kitabımız biliyorsunuz bakanlığımızın dağıtmış olduğu tablet içerisine yerleştirilmiş durumda. Yani öğrenci tableti eline aldığında 100 temel eseri de orada bulabiliyor ve otobüste efendim okula giderken, okuldan çıktığında, sırasında boş, o dersi teneffüsünde boş vakti olduğunda, öğlen arasında, yani her istediği anda istediği bilgiyi çok küçük bir tablet içerisinde istemediği kadar kitaba sahip, yeter ki çocuklarımıza okuma kültürünü, okuma alışkanlığını, okuma zevkini, okumanın önemini anlatabilelim. Bu alışkanlığa çok küçük yaşlarda başlatmamız gerekiyor. Belki burada biraz ailelere de atıfta bulunmak gerekecek. Çünkü okuma çok ileriki yaşlarda edinilen bir alışkanlık değil. Oralarda daha zor oluyor. Ama anaokulunda,
Yani okul öncesi eğitimden başlanarak birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıftan itibaren vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirilirse, yani nasıl ekmek günlük ihtiyacımızı, su günlük ihtiyacımızı, uyku günlük ihtiyacımızı, bunlar bir zaruret olarak bunları karşılamamız gerekiyorsa, okumak da artık bir zaruret. Zihnimizin, beynimizin, sosyal insan olmanın, dünyayı tanımanın, iletişimin, becerinin, yeteneğin hepsinin temelinde okumak var. Aslında huzurlu bir dünya istiyoruz ya bugün hepimiz. Kime sorsak barış istiyoruz, huzurlu bir atmosfer istiyoruz diyor insanlık. Bunun temeli kültürlü bir insandan geçiyor. Bunun için de çok fazla kitap okumak gerekiyor. Ben burada ilginç bir cümle de söylemek istiyorum. Biz öğrenciliğimizde öğretmenlerimiz aslında şöyle söylerlerdi bize. Şu kitabı okuyun, şu kitabı okumayın derlerdi. Bazı kitapların sıkıntılı olduğunu ifade etmek isterlerdi. Biz çocuklarımıza artık diyoruz ki yeter ki okuyun. Evet. Gece okuyun, gündüz okuyun. İngiliz'i, Fransız'ı, Afrikalı'yı, efendim dünyanın hangi kıtasında yazılmış bir şey varsa okuyun. Ama yeter ki okuyun. Bir süre sonra zaten çocuğumuz, öğrencimiz ne okuduğunu sorgulamaya başlayacak. Ve ondan sonra dünyayı daha iyi algılayacak, daha iyi tanıyacak, insanlık tarihini tanıyacak, edebiyatı tanıyacak, geçmiş tarihi tanıyacak ve kültürlü bir insan olacak. Bu yüzden okumaya şiddetle ihtiyacımız var. Bir vurgu da aileye yapmak istiyorum konu buraya gelmişken. Şöyle bir yanlışımız var aile olarak. Genelde çocuklarımıza oku diye bir talimatta bulunuyoruz. Ama aslında asıl yapılacak iş anne babanın da akşam bir kitabının olması, bir okuma kitabının olması, bir dergisinin olması, bir gazetesinin, bir mecmuasının en azından olması, çocuğumuza oku dediğimizde aslında ona demeden önce kendimiz elimize bu kitabı alıp okuduğumuzda çocuk için en önemli örnek aile. Çocuk okuyan bir anne baba gördüğünde zaten doğal olarak okuyacaktır. Ama oku diye buyurgan bir aile gördüğünde zihninden hep şu soruyu soracak. Siz niye okumuyorsunuz? Evet. Evet, dolayısıyla başarısız olduğumuz nokta aslında burası. Aslında bu konunun başlı başına bir program konusu olduğu belirtmeliyim. Yani belki daha sonraki evet. Müsait olduğunuz bir dönemde okuma kültürü üzerine bir konuşma yapabiliriz. Çünkü şiddetle buna ihtiyacımız var. Okullardaki aslında eksikliklerden birisi de bu. Okuma kültürünün yerleşmemiş olması. Dediklerinize evet. Tamamen katılıyorum. Artı şöyle düşünelim. Yani akşam evde anne baba çoluk çocuk oturuyoruz. Ben kitap okuyorum. Benim hanım kitap okuyor. Çocuk ne yapacak? O evet. Da okuyacak. Sonuç itibariyle ailelerin bunu düşünmesi gerekiyor. Ama evet. Biz Konya'daki işte eğitimin hemen öncesinde nelerden bahsetmemiz gerektiği hususunda elinde liste var. Ona tekrar dönmemiz gerekir diye düşünüyorum. Buyurun. Hemen. Gerçi Konya'da soracağım soruyla ilgili çok bir sıkıntı yaşanmadı şu ana kadar. Ufak tefek bazen oldu. Servis problemi. Yani servislerle ilgili okulun okulların açılmasından önce neler yapıldı? Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sizin çalışmalarınız nelerdi? Son durum nedir hocam? Tabii şimdi taşımacılık aslında okul boyutunda düşündüğümüzde hem bakanlığımızın hem eğitimcilerin çok arzu etmediği bir sistem. Yani en iyi okul, okula eve en yakın okuldur sloganını son zamanlarda kullanıyoruz. Belki 4 artı 4'ün getirdiği en iyi yeniliklerden bir tanesi de çocuğunuz hangi mahallede oturuyorsa oradaki ilkokula gitmesini öneriyoruz. Zaten adrese dayalı kayıt sisteminin temelde getirmek istediği sistem de bu. Buna paralel olarak okullar arasında da bir dengenin oluşturulması söz konusu. Yani burada daha önceden şu okul iyi, Konya'nın en ücra mahallesinden çocuk merkeze gelmek için sürekli uğraşıyor. O okula kayıt yaptırma yolunu, yöntemini deniyordu. Hı hı. Bunlar artık belli bir süreçte yavaşlamaya başladı, azalmaya başladı. Ama tabii konumuz servis konusu olduğu için şimdi bunların hem polisiye tedbirleri var hem de Milli Eğitim Bakanlığımızın, il Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, valilikler aracıyla yapılması gereken işlemler var. Bunlar zaten servis şoförlerinin güvenlik testleri yapılıyor ve ondan sonra bu insanlar işe alınıyor. Bu tip adli ve mali tedbirler yapıldıktan sonra, hukuki süreçlerden geçtikten sonra onlar görevlendiriyor. Yine yıl içerisinde de bunların denetimleri periyodik olarak hem bizim eğitmenlerimiz, denetmenlerimiz tarafından hem de
polisiye tedbirlerle görevli olan kolluk kuvvetleri tarafından sürekli ve düzenli olarak yapılıyor. Eğer bir sıkıntı varsa, hakikaten öğrenci taşımasına engel bir durum varsa, şoförümüzün başka sıkıntıları varsa bunların görevden uzaklaştırılması söz konusu ve bu süreç devam ediyor. Sadece bir gün yapmıyoruz biz bunu, sürekli yapıyoruz. Ben biraz hızlanacağım sorularda çünkü buyurun. Bayağı bir sormamız gereken soru var. Velilerimiz de merak ediyor bu soracağım soruları, eminim. Bir veli olarak ben de merak ediyorum çoğu zaman. Buyurun. Serbest kıyafet meselesi, işte bundan önceki yıl serbest kıyafete geçildi. Bu sene farklı bir uygulamaya gidildi. Bakanımız açıkladı. Serbest kıyafetle ilgili son durum velilerimizi nasıl bilgilendireceğiz? Evet. Neler söyleyeceğiz? Son geldiğimiz süreçten başlarsak şu anda %51 velilerimizin tercihi doğrultusunda en az %1 velimiz %51. Biz belli bir kıyafet çerçevesinde çocuklarımızı okula göndermek istiyoruz şeklinde dilekçe verdiklerinde o okulda belli birkaç forma belirlenebiliyor. Tek formaya da zorlanması söz konusu değil. Birkaç forma da yapılabiliyor. Bu formalarla çocuklarımızın okullarına erişimleri, gitmeleri mümkün olabiliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda serbest kıyafet uygulamasına geçildi. Tabii şöyle bir süreci yaşadık aslında biz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseye kadar hep belli bir kıyafette bulunmuş öğrencilerimizi bir anda serbest bırakınca biz bunun psikolojik boyutunu aslında velilerimiz de çok kontrol edemedi. Öğrenciler de kendisini kontrol edemedi. Bu anlamda bir sıkıntı oluştu. Ama ben bir eğitimci olarak şunun altını çizmek istiyorum. Her ne kadar belli bir formayla okula gitmesinin şu anda doğru kabul edildiğini varsaysak da bakanlığımız da zaten bu yönde velilerimizden gelen talep doğrultusunda bir adım attı. Ama insanın yapısını bütün bu tek tiplemeler aslında olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla ben yine doğru olanın ilkokuldan itibaren serbest kıyafet olduğu vurgusunu yapmak istiyorum. Çünkü biz özellikle ailelerimiz hep belli kalıplardan geçirildiğimiz için bir türlü serbest düşünemiyor, serbest giyinemiyor. Belli kalıplara mutlaka angaje olmak durumunda kalabiliyoruz. Ama toplumun asıl hedefi mutlaka serbest düşünmek, demokrasi denilen şey de bu zaten. Ve herkesin istediğini giyebilmesi, bu özgürlüklerin önünün açılabilmesidir. Ama biz toplum olarak henüz buna hazır olmadığımız görüldü. Ama gidiş serbest kıyafete doğrudur. Bundan sonra gelecek adım da orasıdır. Şu anda uygulama %51 velilerimizin talebi doğrultusunda uygulanacak. Bu yıl buna geçildi. 4 yılda değiştirilemiyor sanırım. Öyle bir yönetmelikte o da var. Evet. Seçilince. Yani her 4 yıl devam edecek. Tabii için. Her yıl bunları değiştirmek de doğru değil. Çünkü velilerimize külfet ekonomik bir külfet de getiriyor evet. Bu. Dolayısıyla öğrencimiz formasını aldığında o okuldan o çıkacak. Formayla belki yıpranırsa yenisini alabilir ama aynı kıyafetleri giyebilmek suretiyle mezun olabilecek. Aslında yani müdürüm bu düşünceniz hakikaten gündemde olması gereken düşüncelerden bir tanesi. Bizim insanımız hazır değil, doğru. Ama bu özgürlükçü yaklaşım insanların kendi kararlarına çocuk da olsa evet. Kendisinin katkıda bulunması en azından. Karar vermesi demiyorum evet. Ama katkıda bulunmasını sağlayacak bir girişimdi. Herhalde zaman içerisinde alışırız gibime geliyor. Benim konuyla ilgili şöyle bir tespitim var. Aslında ilkokulu, okul öncesini ve ilkokulu serbest okuyan çocuklar bu konuda çok daha rahatlar. Yani belli bir kıyafet, o şunu giyiyor, bu bunu giyiyor şeklindeki kaygılar aslında yersiz ama biz küçükten bu şekilde alıştırmadığımız için çocukların kendine özgüveninin oluşmasında bir sıkıntı var aslında. Bunu aşmamız gerekiyor. Hı hı. Bu psikolojik bir değer. Bunu aştığımızda problem kalmayacak. Örneğin size soruyorum, şu kıyafeti giydiğinizde kendinizde bir sıkıntı hissetmiyorsunuz. Tişört giydiğinizde bir eksiklik hissediyor musunuz? Hayır. Yani önemli olan İnsanın kendi rahatlığıdır burada. Kıyafette böyle bir olgu ama ben bunun Türkiye'de zaman içerisinde aşılabileceği kanaatini taşıyorum. Ben de aynı kanaatim. İnşallah olur. İnsanlarımız her şeye layık diye düşünüyorum ben. Evet. Tabii eğitim öğretimden hemen önce yine
sorularımız devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de basında yer alan bazı haberler, işte çantalar hafifleyecek, çantalarım çok Evet. ağırdı yıllardır. Bununla ilgili sizden bilgi Tabii istirham ediyorum. bakanlığımız özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın çok fazla kitabı, özellikle ikinci dönem okunacak konuların da bir arada olmasından dolayı kitapların belli bir ağırlığı var. Bunları hafifletme yönüne gitti. Birinci dönem okunacak konular, birinci döneme ait kitaplar ikiye bölündü tabiri belki daha doğru olur. Evet. Birinci dönemde okutacak konuları ihtiva eden bölümler ayrıldı. İkinci dönem ayrıldı. Böylelikle çantaların bir miktar daha hafiflemesi söz konusu. Yapılan işler çocuklarımızın lehine bir işlem. Biz de bunu destekliyoruz ve çocuklarımız da zaten zevkle ve keyifle karşıladı bu uygulamayı. Aslında bu tür sorular programın sonuna yaklaştığımızı ifade eder. Ama tabii biraz daha var. Birkaç dakikamız daha var. Rahatlıkla bunları konuşabiliriz. Öğrenciler işte okula başlayacaklar yarın. Öğrencilere tavsiyeniz nedir? Nasıl gitsinler okula? Bunu alalım. Arkasından tabii diğer sorular gelecek. Öğrenci, öğretmen, veli derken. Tabii şimdi bir yıllık bir eğitim söz konusu. Dolayısıyla biz okula gittiğimizde kendi eksikliklerimizi tamamlamak ve bir yıl sonrasında daha iyi hazırlanmak amacıyla çocuklarımız okullara geliyor. Örneğin ilkokula giden bir üst kurum, orta öğretim, ortaokula gidecek. Ortaokulu bitiren liseye gidecek, liseyi bitirenler üniversiteye gidecek. Bu bir süreç. Dolayısıyla bir üst eğitim kurumuna hazırlanabilmek için gerekli olan, lazım olan formasyonu tamamıyla almayı hedeflemeli öğrencimiz. Birincisi günlük çalışmayı artık disiplin haline getirmeli. Yani her öğrencimiz gittiğinde okulunda öğretmenini günlük olarak dinlemeli. Hatta gitmeden önce en önemlisi bu belki. Okulda okuyacağı konular neyse onu evde bir gözden geçirmeli. Öğretmenimiz o konuyu anlattıktan sonra ben neyi anlamadım, neyi anlamadım, eksik kalan bir şey varsa sınıf içerisinde öğretmenine sormalı. Sormaktan asla korkmamalı öğrenci. Çocuk ne kadar anlamlı ve doğru soru soruyorsa konuyu o kadar iyi anladığının da işaretidir bu. Öğretmenlerimiz de soru sorulmasından korkmamalı asla. Ve çocuğumuz eve döndüğünde bugün gün içerisinde ne öğrendim? Bunun bir tekrarını yapmalı ve kalıcı bilgi ancak bu şekilde elde edilebiliyor. Evet. Bunun dışında da çocuğumuz ilk başta da sorduğunuz gibi mutlaka günlük okuma alışkanlığı edinmeli. Yaş grubuna göre işte ilkokuldaysa ortalama 15-20, ortaokuldaysa 20-30-35 ama lisede ise günlük ortalama 50 sayfanın altına inmemeli ve böyle bir okumayı alışkanlık haline getirmeli diye ben öneriyorum. Sırada velilerimiz var. Tabii velilerimiz de eğitim öğretimle birlikte zil onlar için de çalıyor Evet. aslında. Hatta öğrencilerden daha çok onlar için. Evet. Tabii asıl telaşı onlar yaşıyorlar. Acaba liseyi bitirdi çocuğumuz hangi üniversiteye gidecek ya da efendim ortaokulu bitirdi hangi liseye gidecek şeklinde en çok kaygıyı onlar yaşıyorlar. Hangi okula göndersem şeklinde. Tabii bütün bunlardan önemlisi aslında çocuğum gerçekten kendisine lazım olan bilgileri alabiliyor mu? Ben çocuğuma ne kadar destek olabiliyorum diye önce veli kendisini sorgulamalı. Okulla iyi bir iletişime girilmeli. Sık sık okulda öğretmenlerden bilgi alınmalı. Bu öğretmenleri sorgulayıcı anlamda değil, çocuğumuzun gelişiminin hangi süreçleri, hangi evreleri kapsadığını, dün nasıldı, bugün nasıl oldu, yarın nasıl olacak şeklinde bir birlikteliği ihtiva etmeli. Yani bu okul, öğretmen, öğrenci bu üçlünün birbiriyle iyi entegre olması sonucunda çocuğumuzun iyi bir eğitim alacağının da işareti diye düşünüyorum. Bu anlamda okul-veli ilişkisinin çok sıkı tutulması kanaatini taşıyorum. Yine hızlı sorularımızdan birisi olacak Buyurun. bu. İlk öğretim haftası yarın itibariyle başlıyor. Okullarımız açıldı. Bu sefer toptan öğrenci, veli ve öğretmene neler söylersiniz? Kısaca alalım. Tabii ki ilk günler özellikle okula ilk başlayacak öğrenciler için, belki okulları değişen öğrenciler için de böyle bir heyecanlı süreci ihtiva ediyor. Bu anlamda bu ilk öğretim haftası, okula uyum haftası, eğitim öğretimin başladığı hafta, eksikliklerin giderilmesi haftası, defterleri, kitapları bunların tamamlanması haftası. Bu haftada mümkün olduğu kadar öğretmenlerimizin tavsiyelerine uyarak
velilerimizin kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamasını öneriyorum. Bu psikolojik eşiğin birlikte bir program çerçevesinde yapılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. SBS meselesi var. Evet, velilerimiz onu da merak ediyor. Çok önemli. Evet. SBS'nin yerine ikame edilen sistemle ilgili bilgi verir misiniz? Tabii şöyle, aslında SBS bu yıl itibarıyla son olarak uygulandı ve artık gündemden kaldırıldı. Yeni bir sistem aslında getirmiyor bahsedilen sistem. Bakanlığımız uzun aylardır bu konu üzerinde çalıştı ve basınla bunları paylaştı. Geçtiğimiz pazar günü de bizlere de bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. SBS'ye geçiş kitapçığı, CD'si hazırlandı. Hı hı. Biz bunları okullarımıza, ilçelerimize gönderdik, milli eğitim müdürlüklerimize gönderdik. Ben şöyle, isterseniz hem elimdeki dosyadan çok kısa başlıklar halinde söylüyorum. Ne getiriyor SBS? Hı. Değişiklik yeni bir şeye getirmiyor. Öncelikle onu söyleyelim. Birincisi, müfredat güncellendiği için sınav sistemi de güncellenmiş oluyor. Çok hızlı geçiyorum. Evet. Performansa dayalı bir eğitim sistemini hem öğrenci hem öğretmen için performansa dayalı bir sistem olarak geliyor. Öğretmen ve okulun rolünü bir miktar daha artırıyor. Önemli bir şey, müfredatın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmasını istiyor. A okulunda farklı, B okulunda işlenmemiş bir konu kalmamayı getiriyor. Sınav kaygısını sürece yayıyor. Yani biz önceden tek bir sınav yapıyorduk. O sınavda öğrenci hastaysa öğrenci başarısız olabiliyordu. Ama bunu biz sürece yayıyoruz. Bir de telafi imkanı da getiriyoruz. Eğer öğrenci o sınava girememişse telafi imkanı getiriyoruz. Okul dışı eğitim kurumlarına ihtiyacı azaltıyor. Öğrenciye daha fazla sosyal etkinlik yapma şansı getiriyor. Başarıyı sürece yayıyoruz bu yeni sistemde. Devamsızlığı daha aza indirmek okula daha fazla devamı sağlıyor. Başlıklar halinde söylemem gerekiyorsa. Model nasıl uygulanacak? Buna geldiğimizde 2013-14 eğitim öğretim yılında sadece 8. sınıflara 6 dersten zaten öğretmenlerimizin yapmış olduğu sınavların bir tanesini merkezi olarak yapıyoruz. Bu dersler fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersleri olarak geçiyor. Burada iki yazılısı olan dersimizin birincisi merkezi sistemle yapılıyor. Üç yazılısı olan dersimizin ikincisi merkezi sistemle yapılıyor. Okullar o gün tatil ediliyor, sınavların olduğu günler. Bak, bu öğrenciler açısından evet, önemli. Yanlış doğruyu götürmüyor. Sorular 4 seçenekli oluyor, 5 seçenekli değil. Dolayısıyla efendim, orta ve uzun vadedeki öğrencinin başarısını bir süreç olarak değerlendiriyor. Öğrenciler sınavlara kendi okullarında giriyor. Başka okullara gitmiyorlar. Sadece öğretmenlerimiz kendi okullarında değil, farklı okullara gidebilecekler. Ayrıca bu sınava giremeyen öğrencimiz bir mazereti varsa, o gün katılamamışsa, önceden belirlenmiş bir tarihte mazeret sınavı yapılıyor. Belirlenen sınav merkezlerinde yapılıyor bunlar. Notların hesaplanmasına geliyor. Bu da yeni bir şeyi getirmiyor. Aynen SBS'de uygulanan sistem neyse onu getiriyor. O da şu, 6-7. sınıftaki öğrencimizin aritmetik not ortalamalarının %30'u 8. sınıfta yapılan bu sınavlarda aldığı notların %70'i alınıyor. Yani SBS'de neyse burada aynısı alınıyor ve buna göre bu notların ortalamasıyla öğrencimiz bir üst eğitim kurumuna yerleşiyor. Yerleştirme yine merkezi sistemle yapılıyor. Dolayısıyla yeni gelen bir şey yok. Sadece bakanlığımızın burada yaptığı, öğretmenlerimizin yaptığı sınavları 6 tanesini birinci dönem, 6 da ikinci dönem olmak üzere merkezi sistemde yapıyor. Evet hocam. Sınav kaygısını da en aza indirmiş oluyoruz bu şekilde. Programımızın sonuna geldik. Evet. Son kısa bir cevap belki de istiyorum. Son soru bu. Kitap durumumuz nedir? Yani kitaplarımızda bir sıkıntı var mı okul açılışı itibariyle?
Tabii şu anda bakanlığımızın hazırlamış olduğu kitapları okullarımıza gönderiyoruz. Evet. Şu anda dağıtım devam etti ama bugün itibariyle bu işler bitmiş, poşetlenmiş, hazırlanmış olacak ve yarın inşallah bunları öğrencilerimize dağıtacağız. Sadece birinci sınıfta öğrencilerimizin görsel olarak kes kopyele efendim el becerilerini artırmak kes el becerilerini artırmak için yaptığı dokümanların hepsi basılı değil. Bunlar sistemden indirilerek de yapılabilecek. Bir de çok az sayıda Türkiye genelinde örneğin bir derste 500'den daha az ders kitabı lazımsa böyle bölümlerimiz var. Onların kitapları basılmıyor. Elektronik ortamda hazırlandı. Öğretmenlerimiz için EBA sistemi diye çok önemli bir sistemimiz var. Belki hiç konuşmadık ama belki de en önemli kısımlardan birisi. Burada hangi konuya ihtiyaç duyuyorlarsa bunların tamamı var. Kitap konusunda da bir eksiğimiz yok. Biz her şeyiyle eğitim öğretime hazırız. 2013-14 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını, tüm velilerimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize başarılar diliyorum. Ailelerimize de her zaman için öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okullarımızın yanında ve destekçileri olmalarını tavsiye ediyorum. Bu iyi niyetiniz ve tavsiyenizden dolayı biz de teşekkür ediyoruz veliler olarak ve bir başka programda belki tekrar birlikte olma arzusundayız inşallah. Yine eğitim okumayla ilgili ya da projelerle ilgili tekrar sizi konuk etmek isteriz. Ben de aynı şekilde Konya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Veliler, öğrenciler, öğretmenler açısından güzel şeyler, güzel işler çıkarmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun diyorum hocam. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, Kültür Dünyamız programımızın bu haftaki konuğu Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy'du. Kendisiyle Konya'daki eğitim ve öğretim konuştuk. Katıldığı için teşekkür ediyoruz. Siz programımızın diğer bölümlerini izlerken biz sizlere veda ediyoruz. Başka bir programda başka bir konukla birlikte olmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Genç Yorum Aylık Aktüel Gençlik Dergisi. Derginin Eylül sayısı kapak dosyasında bu ay Dindar Nesil istiyoruz söyleminden hareketle Dindar Nesil nasıl olmalıdır sorusunun cevabını arıyor. Dindar nesil nedir? Dindar nesil nasıl yetişir? Dindar nesil mümkün müdür? Hangi kanallar aracılığıyla bu gerçekleşebilir? Mevcut eğitim sisteminde uygulanan programların dindar nesil yetiştirmede fonksiyonu nedir? Gerçekten bu müfredatlarla dindar nesil arayışlarımız bizi sonuca ulaştırabilir mi? Devletin bunda bir rolü var mıdır? Nasıl bir sistem olmalı? Gençliğin fıtratı üzerinde oynanan oyunlar ve bozulan fıtratlar. Sevimli Tırtıl'la dinimin değerlerini öğreniyorum. Değerler eğitimi geleceğimiz açısından önemlidir. O halde dinimizin değerlerini de yöntemine uygun olarak çocuklarımıza öğretmek yetişkinlerin öncelikli görevidir. Unutulmamalıdır ki karakter eğitiminde en önemli yıllar okul öncesi döneme aittir. Kitapla dinimizin güzel değerlerini çok eğlenceli ve zevkli bir şekilde çocukların severek öğrenmelerini sağlayacaksınız. Kitapta işlenen dini değerlerimiz sevgi, saygı, temizlik, iyilik, sorumluluk, merhamet, çalışkanlık, sabır, şükür, birlik beraberlik, israftan kaçınmak, hoşgörülü olmak ve paylaşmak olarak özetlenirken misafirlik, yatma, su içme, hapşırma gibi adaplar işlenmiş, besmele, salavat, abdest, ibadetler, sadaka gibi temel konulara da değinilmiştir. İyi ki var hüzün, iyi ki var mutluluk. Biraz siyah, biraz beyaz. Biraz gözyaşı, biraz tebessüm. Çokça kalbini onaracak kelime. Genç nesile genç bir kalem. Rabia Nazik Yüksel. Şiir tadında denemeleriyle ruh ikliminin inceliklerinde derin bir anlam yolculuğu vaat ediyor sana. Hayatımızda iyi ki gözyaşlarımız ve
iyi ki pırıl pırıl parlayan gözlerimiz var. Hüzün ve ümit arasında gidip gelişlerimizin çetelesini tutan gözlerimiz. İyi ki var hüzün, iyi ki var mutluluk. Dünya ve ahirete bakan yönleriyle bizim yuvamız. Toplumun düzen ve ahlak noktasındaki problemlerini çözmeye niyetli kimselerin aileden işe başlamaları, aileyi aslına uygun bir sistematikle oluşturup muhafaza etmeyi hedeflemeleri en akıllıca yol olacaktır. Kitapta ehemmiyete binaen, cennetten bir köşe olan yuvanın özellikleri, ailenin daha baştan sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar, ailede Allah'la irtibat, eşler arası iletişim, görev ve sorumluluklar ve son olarak boşanma gibi konulara yer verilmiş.